Buradan çıkalım. Canlı yayınımıza internetten devam ediyoruz. a9ht.com, a9.com.tr, mobil A9 uygulaması, Twitter Scope A9 TV kamera, YouTube A9 TV hesaplarından takip edebilirsiniz. Şimdi ben o güzelimi bir daha göreyim çünkü şok oldum güzelliğinin. Acayip şeker. Bir daha dinleyeyim. Tabii. Kadınların bulunduğu ortamda erkekler neden küfür eder? Nasıl bir çözüm bulabiliriz? Canım Ayşe, bir kere çok akıllı bir kızsın. Allah senin hidayetini daha da artırsın. Seni cennette bana arkadaş dost etsin. Ne güzel bak, Kur'an'ı incelemişsin, aklını kullanmışsın. Harikulade güzel bir kızsın ve çok efendisin, nur gibi elin yüzün. Yani tam böyle cennet kızı gibisin. Gözlerinde çok yakışmış. Ses tonun çok güzel. Ve kibar, saygın bir kızsın. Çok değerli olduğun anlaşılıyor. Yani değerli olduğun için de heyecan verici oluyor. Yani yüce bir kişiliğe sahip olduğun belli. Allah mutlaka seni bana cennette arkadaş etsin. Dişler, her şeyin çok güzel. Yüzün, burnun, kaş, göz, cildin, dişlerinin dışında ama çenesi bana her yeri çok güzel. Tesettürün çok hoşuma gitti canım önce. Hem kibar hem nezih bir görüntü vermiş sana. Çarşaf niyetini örttüğün için ne hoş sana, ne kadar güzel bir nimet. Mesela bak, erkeklere Allah böyle bir nimet vermemiş. Senin her saniyen ibadet. Her saniyen. Çünkü Allah için başını örtmüşsün, öyle geziyorsun. Bu çok güzel. Şimdi soruna gelirsek bir daha dinleyeyim. Kadınların bulunduğu ortamda erkekler neden küfür eder? Nasıl bir çözüm bulabiliriz? Yani kadınların bulunduğu ortamda bana yetki verseler ben kanun çıkartırım. Yani direkt oradaki şahıslara hakaret hükmünü aldırtırım. Bir yıldan başlamak üzere hapis cezası. Ve yüksek para cezası ayrıca. Yani ulu orta küfretmek demek oradaki herkese saygısızlık demektir. Saygısızlık da suçtur. Yani şahsın hedeflemesi şart değil ya. Orada ona o küfrettiğim ortamda ne demektir ya? Ben sana saygı duymuyorum diyor adam. Ve ben bunu da işittirmek istiyorum sana diyor. Bu küfrü işittirmek istiyorum diyor. Bu aslında hakaret kapsamına alınması lazım. Yani ulu orta küfredildiğinde dolaylı hakaret hükmüne alınması lazım. Sokakta küfretmek ne demek ya? Bir genç kızın yanında küfretmek. Yani çok büyük bir terbiyesizlik, çok büyük bir ahlak noksanlığı, çok büyük bir vicdansızlık ve zulüm. Yani şimdi halk ne yapabilir? Kınayabilirsin, terbiyeli ol, aklını başına al, saygını takın, terbiyesizlik yapma denebilir. Ama bundan kalmaması lazım. Yani bunun kanun hükmüne alınması lazım. Yani topluluk içinde küfredildiğinde oradaki herhangi bir kişinin o kişiyi şikayet etme hakkı olması lazım. Böyle bir şey olsun. Ve bunlar kolay neticelense, yani bunların mahkemesi ayaküstü mahkemesi olsun, hemen bitsin. Yani haftalarca, aylarca sürmesin. Benim güzel yüzümün yanında mesela biri küfretse, bu bana hakaret olarak gelir. Çünkü benim sevdiğim bir insana adam saygı duymuyor ve küstahlık yapıyor. Bu meydan okumadır. Ya bu hazmedilecek bir şey değil. Oradaki delikanlılara da bu ağır gelmesi lazım. Onların onuruna, şerefine de bir saldırı olmuş oluyor. Mesela tertemiz bir hanım kızın yanında bir adam küfrediyorsa, seni hiç yerine koyuyor demektir aynı zamanda. Yani saygısızlık yapıyor demektir. Burnundan fitil fitil getirilmesi lazım. Neyle? Kanunla, hukukla. Evet, dinliyorum.